kadın olarak gerçekten müthiş bir hissiyat bu. Ailem olarak, etrafımdaki insanlar olarak kadınlar yapamaz algısını, tabusunu yıktığımız için gerçekten çok onurlu ve gururluyum. Metro İstanbul ailesine kadın tren sürücüsü olarak girdiğim için ve peronlara artı yollarda giderken kadın sürücü diyerek böyle yolcuların bize imrenerek bakmaları bile bize o kadar onur ve gurur verici bir hal alıyor ki bu işi çok severek yapıyorum. Tren ivme kolundan ayrılmak istemiyorum kesinlikle. Perona girerken bile çocukların el sallaması dahi çocuklara ben de el sallıyorum ki imrensinler bu mesleği yapsınlar. Kız veya erkek çocuğu hiç fark etmez. Kadın olmak yapamazsın anlamına gelmez. Önemli olan hani imkansız olarak görünen bir şey imkansız olabilir ama imkansız olduğu için ben ne istiyorum diye vazgeçmiyorum. İmkansız şeyler tabuları yıkarak olabilecek şeylerdir. Metro İstanbul'un afişlerini gördüm ve ben zaten evim tramvay hattına çok yakındı. Hep erkek tren sürücüleri vardı. Neden kadın tren sürücüsü yok demeye başlamışken o afişleri gördüğümde, kadınları gördüğümde imrendim. İlk açıldığı zaman Metro İstanbul'da İBB kariyerden başvurumu yaptım ve mülakata çağrıldım. Gayet de güzel bir süreç oldu, zorlu bir süreç oldu. Gece gündüz yatmadan, dinlenmeden gerçekten dişimle tırnağımla kazıyarak bu mesleğe geldim. Onur ve keyif verici. Gerçekten hiç of puf demeden, sıkılmadan kalkıyorum. Ve her sabah işimi aynı titizlikte, aynı düzenle, aynı temizlikte gitmeye özen gösteriyorum. Ben Metro İstanbul'da, Metro İstanbul'u temsil eden bir kadın sürücüsüyüm. Bu ailenin bir parçasıyım. Onurlu ve keyifli hissediyorum. Alıyor musunuz çevrenizden değişik tepkiler ya da tebrik mesajları? Ne diyorlar size? Treni kadın sürüyor. Ne kadar onur verici bir şey. İşte makinist kadın. Arda arda kadınlar geliyor, el sallayanlar oluyor, çok güzelsiniz diyenler oluyor, işaret yapanlar oluyor, gittiğimizde fotoğraf çekinenler oluyor. O bile bir mutluluk veriyor. Böyle motivasyon olarak bana geri dönüş sağlıyor. Bu mesleği kesinlikle seçmeleri gerekiyor. Kadın yapamaz algısını yıkmaları gerekiyor. Kadın her yerde her şeyi yapabilecek potansiyeldedir. Aslında bana hep garip gelen bir işti. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Şu anda M4 hattında, Kadıköy Havalimanı hattında çalışıyorum. Daha öncesinde Kadıköy'e uğradığımda T3 tramvay hattında kadın sürücü görmüştüm. Ben de çok şaşırmıştım. Ne kadar yanlış olduğunu şimdi idrak ediyorum. Onları gördüğümde çok aslında heveslendim diyebilirim. Çok değişik gelmişti bana. O şekilde başladı benim bu işe olan bakış açım, bu şekilde gelişti. Genelde olumlu tepkiler alıyorum. Özellikle perona giriş yaptığımızda yaşlı teyzeler, alkışlar, küçük çocukların el sallamaları olsun. Çiçek alan makinist arkadaşlarımız var peronda, yolculardan. Öyle çok güzel tepkiler alıyoruz. Metro İstanbul bence artık çok hazır. Yani çoğunluğu kadın tren sürücüsü olmaya çok hazır. Ortamı hazır. Herkesi bekliyoruz. Kadın sürücüler artsın Metro İstanbul'da. Çok keyifli geçiyor. İş de keyifli. Kadın sayısının az olduğu bir işi yapıyor olmak tabii ki çok gurur verici. Yani şu an burada eğitimi hem birincilikle tamamlayan bir kadın sürücü olarak nasıl gururlu ve nasıl heyecanlı, mutlu olduğumu size kelimelerle ifade edemem. Bence her kadın bu işi yapabilir. Bu yetkinliğe sahip olabilir. Eğitimi başarıyla tamamlamak ya da sınavı hak ederek geçmek değil de arkamı, sırtımı döndüğümde yüzlerce insanı taşıyor olmanın gururu, bilmiyorum, paha biçilemez gibi. Ya şöyle, sorumluluk bilinci olması gerekiyor tabii. İnsanlar daha işe gitmeden siz işinizin başında oluyorsunuz aslında. Bazen sabah erken kalkıyoruz, bazen gecenin bir yarısı evimizde oluyoruz. Biz bunu kabul ettik, biz bunu sevdik. Böyle başladık, böyle devam edecek. Şu an mutluyum. Benden sonraki jenerasyona bence umut olabiliriz. Herkes makinistlik, tren sürücülüğü, makinistlik daha çok erkeklerin çalıştığı düşünülen bu bölümlerde bence ilerlemeli ve buna yönelmeliler. Kesinlikle çok heyecanlıyım. Yani bu tören inanılmaz. Beni heyecanlı kıldı. Bu işi çok istedim. Yani nasıl seçtim derseniz, metro hattını kullanırken bayan tren sürücülerini gördüğümde çok heveslendim. Neden ben de bu sektörde olmalıyım dedim. Ve başvurdum ve tren sürücüsü olmaya karar verdim. Eğitim süreci nasıldı? Biraz heyecanlıyım. Eğitim süreci çok güzeldi. Gecesinden gündüzüne çok keyifli geçti. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Yeri geldi kızımı bırakıp geldim işime. Ama işimi severek yaptım. Sınavlarımı başarıyla tamamladım. Mülakatlarımı geçtim ve tren sürücüsü oldum. Kesinlikle kadın sürücüler başvuru yapsın. Başta alınamam dedim. Birkaç kere başvuru yaptım. Hayal dedim. Mülakata çağırdılar. Evraklarımı topladım.
bir sürü süreçten geçtim. Testlerden, sınavlardan. Tren sürücüsü oldum. Yani inanılmaz bir şey. Kesinlikle bayan tren sürücüleri olmalı bu hatta. Bayanları görmek güzel bir şey. İlham kaynağım bayan tren sürücüleriydi.